Evet arkadaşlar, bugünkü başlığımız cümle. Cümle ile ilgili soru tiplerine bakacağız. Cümlenin ögelerinden başlayıp cümle türleri, cümlenin yapısı, yüklemine göre vesaire vesaire cümle ile ilgili ne varsa bugün bakacağız. Bu ders çok uzun olacak. Başlayalım. İlk başlığımız cümlenin ögeleri sorulursa. Şimdi cümlenin ögelerinde bizim bulmamız gereken ilk ögemiz yüklem. Cümlenin en önemli ögesi yüklemdir arkadaşlar. Yüklem varsa cümle vardır. Yüklem yoksa cümle yoktur. Bu yüzden en önemli ögemiz yüklem. İlk başlığımızda bulacağımız ilk öge yüklem dedik. İkinci ögemiz özne. Üçüncü ögemiz artık bundan sonra size kalmış. Yüklemi bulduk, özneyi bulduk. Sonra istediğin ögeyi bulabilirsin. Benim tercihim nesne. Dördüncü ögemiz dolaylı tümleç. Beşinci ögemiz zarf tümleci. Altıncı ögemiz de edat tümleci. Şimdi ilk ögemiz yüklem dedik. Yüklemi biz nasıl anlarız? Bir sözcüğün veya sözcük grubunun yüklem olup olmadığını nasıl anlarız? Bunlara geçmeden önce şu bilgiyi hiçbir koşulda unutmayacaksınız. Söz öbeklerini hatırlıyor musunuz? Hani isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, ikilemeler, deyimler, atasözleri, birleşik fiiller, edat grubu, zarf grubu, sıfat grubu, değil mi? Bu söz öbeklerinin cümlede parçalanamayacağını, bunların cümlede yalnızca bir öge içerisinde yer alması gerektiğini, yani bir isim tamlamasının tamlayanının özne, tamlananının yüklem olamayacağını asla unutmuyorsunuz. Söz öbekleri parçalanamaz. Anlaştık mı? Şimdi, yüklemi anlatırken biz deriz ki, yüklem yargı bildirir. Yani bir iş, oluş, hareket, durum, kavram bildirir. Fakat anlamsal olarak yüklemi bulmak o kadar da kolay değil. O yüzden ben diyorum ki, yüklemi bulurken şu 3 tane eke bakacaksınız. Bu eklerden biri kipik, biri ekeylem, biri de kişi ek. Yüklem durumundaki sözcük veya sözcük grupları bu üç ekten en az ikisini alır. Bunu asla unutmuyoruz. Kip eki, ekeylem, kişi eki. Hatırlayalım mı kipekleri? Haber kipleri, dilek kipleri. Zaman veya istek bildirirdi. Ekeylem, idiymiş ise'dir. Kişi eki de kişinin ne olduğunu gösteren ben, sen, o, biz, siz, onlara gelen ekler. Anlatabildim mi burayı? Yüklem yargı bildirir ve bu üç ekten en az ikisini almak zorunda. Peki hocam, yüklem isim veya fiil hangisi olur? Cevap şu. Yüklem isim ya da fiil soylu olabilir. Yani hem isim grubundan yüklem olur hem de fiil grubundan yüklem olur. İkinci ögemiz özne. Yüklemde bildirilen işi yapandır özne. Fakat her zaman işi yapan özne durumunda olmaz. Bazen işten etkilenen varlık da özne olarak kullanılabilir. Bu yüzden öznenin türleri var. Bu türler gerçek özne,
Sözlü özne, örtülü özne, mantık öznesi ve çok sık karşılaştığımız gizli özne. Şimdi gerçek özne dediğimiz özne yüklemdeki işi yapan varlıktır. Bu yüzden ona gerçek özne denir. Sözlü özne ise yüklemdeki işi yapan değil, bu işten etkilenen varlığın özne olarak kullanılmasıyla oluşur. Örtülü özne, sözlü öznenin kullanıldığı cümlede işi yapan üstü kapalı biçimde verilirse oluşur. Mantık öznesi, cümlede hiç özne adına bir şey yoktur ama o işi birilerinin yaptığını biz biliriz. Ve gizli özne dediğimiz özne de ayrı bir özne türü değildir. Gerçek öznenin yazılmamış biçimidir. Ayrı bir gizli özne diye özne türü yok. Anlatabildim mi? Üçüncü ögemiz nesne. Nesnenin diğer adı düz tümleç. Nesne de yüklemde bildirilen ve öznenin yaptığı işten etkilenen varlıktır. İşten etkilenen. İki tip nesne vardır arkadaşlar. Birincisi belirtili nesne, ikincisi de belirtisiz nesne. Belirtili nesne doğrudan doğruya kendini gösterir, belirtisiz nesnede ise bir tane iki tane soruyla özneyi bulduktan sonra buluruz. Dördüncü ögemiz dolaylı tümleştir. Dolaylı tümleşte eylemin ya da yüklemin yapıldığı yeri bildirir. Ama soyut ama somut fark etmez. Bunun diğer adı neydi? Yer tamlayıcısı. Beşinci ögemiz zarf tümleci. Yüklemin, yargının zamanını, durumunu, miktarını ve yönünü bildirir. Altıncı ögemiz edat tümleci. Bazı kaynaklarda edat tümleci diye bir ögeyi görmezsiniz. Öteden beri biz edat tümlecini zarf tümlecinin içinde kabul ederdik. Ne zamana kadar? 2005 yılında bir soru kökünde ÖSYM anlatım bozukluğu ile ilgili bir soruda anlatım bozukluğunun sebebini sordu. Seçeneklerden birinde edat tümleci eksikliği diye bir seçenek verdi. Doğru cevap bu değildi ama biz o vakit anladık ki ha tamam dedik. ÖSYM edat tümlecini ayrı bir öge olarak görmeye başladı. Bu anlamda sorduk. Edat tümleci de birliktelik, araç gibi anlamlar katar cümleye. Ana hatlarıyla ögelerimiz bunlar. Şimdi başa aldım. Yüklem, yargı bildiren, isim ya da fiil olabilen, kip eklerinden, ek eylemlerden, kişi ekten, ekinden. Bu üç ekin en az ikisini alan sözcüktü. Sözcük grubu da olabilirdi. Özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, edat tümleci. Bu ögelerin tamamını bulabilmek için doğru yüklemi belirlemem lazım. Çünkü bakın, yüklem sözcüğünün kökü yük. Cümlenin bütün yükünü yüklem çeker. Aynı evdeki bir ailedeki anne gibi düşünün. Baba özne olarak değerlendirin. Bunlar da işte ailenin diğer fertleri olarak düşünün. Yüklemi iyi belirleyemezsek öteki ögeleri bulmamızın anlamı yok. Zor buluruz. Kahrı bu çekiyor. Yükü bu çekiyor. Bütün soruları buna soruyoruz. Tıpkı anne çorabım nerede dediğinizde
çıkardığın yerdedir cevabını almanız gibi. Anladık mı? Bu yüzden yüklem çok önemli. Yüklemsiz özne, yüklemsiz cümle olmaz. Şimdi özneyi bulurken ne yapacağız? Özneyi bulurken yükleme hangi soruları soracağımızı konuşacağız. Eğer yüklem isimse aldığı çekim ekini çıkarırız ve olan kim, olan ne sorularını ekleriz. Yüklem fiilse aldığı çekim ekini çıkarırız. An kim, ne sorularını ekleriz. Bakın, yüklem isimse soru başka, yüklem fiilse soru başka. Nesneyi bulurken ne yapacağız? Yine yükleme, eğer neyi, kimi, nereyi, hangisini sorularını sorarsak ve bunun cevabı varsa belirtili nesne, eğer yükleme ne, kim sorularını sorarsak ve cevabı varsa belirtisiz nesneyi buldurur bize. Günümüzde kim sorusunun çok fazla işlerliği yok. Daha çok belirtisiz nesneyi bulmak için ne sorusunu yöneltiriz. Dolaylı tümlece geldiğimizde, dolaylı tümlece bulmak için yükleme ne, kim, nere, hangisi sorularına ismin E halini, D halini, den halini eklediğimizde toplamda çıkan 12 tane soru vardır. Bu sorulardan herhangi birine yanıt varsa o ögeye dolaylı tümleç veya yer tamlayıcısı deriz. Zarf tümlecine geldiğimizde ise zaman bakımından, durum bakımından, mesela nasıl, ne zaman, niçin, neden, niye, ne kadar, nere sorularından herhangi birine yanıt varsa ona da zarf tümleci deriz. Edat tümleci dediğimiz ise bir soru sözcüğü artı edatla soruyu yönelttiğimizde yanıtta sözcük artı edat varsa buna da edat tümleci diyoruz. Örneğin ne soru sözcüğü, ne ile diye sorduk, kim ile diye sorduk. Cümlenin ögelerini bulurken bu çerçevede hareket edeceğiz. Anlatabildim mi? Bir tane örnek yapalım. Bence yeterli olacak. Yeterli mi? Olur bence. Şimdi şuradan başlayalım. Biz senin evinin bu mahallede olduğunu yeni öğrendik. Kimle? Ahmet'le. Yüklemi bulalım. Yüklemi bulurken tip eki, ek eylem kişi eki, en az bunun ikisini almış sözcük veya sözcük grubu yüklem olur dedik. Tip eki, kişi eki, ek eylem hangisi almış? Öğrendik. Öğrendik. Buradaki dı değil, tip eki mi? Buradaki ke, kişi eki mi? İkisi kesin almış. Bu yüzden ben bu kelimeye kesinlikle yüklemin son kelimesi diyorum. Yüklemin son kelimesini buldum. Bu. Neden son kelimesi diyorum? Şunun için. En başta demiştik ya,
herhangi bir söz grubu varsa parçalayamazsınız söz gruplarını. Bakalım burada bir söz grubu var mı? Öğrendik. Yüklem fiil olduğuna göre buradaki söz grubu ya deyim olabilir ya da birleşik fiil olabilir. Bakıyorum ne birleşik fiil var ne deyim var. O halde yüklem öğrendik tek başına. Şimdi yüklem fiil. Özneyi bulacağım. Yapacağım iş yüklemin aldığı çekim eklerini çıkarmak, öğrenmek. Ve yüklem fiil olduğu için an kim, an ne ekleyeceğim. Öğrenen kim? Biz. Cevap biz. Nerede? Burada. Özne verilmiş mi cümlede? İşi yapan da biz miyiz? O zaman buna gerçek özne diyorum. Peki şimdi sıradaki diğer ögeleri bulalım. Kiminle öğrendik? Ahmet'le. Ahmet'le bak. Soru artı edat dedi. O zaman buna ne diyeceğim? Edat tümleci diyeceğim. Ne zaman öğrendik? Yeni. Yeni öğrendik. Zaman anlamı kattı. Zarf tümleci oldu. Neyi öğrendik? Senin evini yazmışım. Niye söylemediniz? Senin evinin bu mahallede olduğunu. Neyi öğrendik? Senin evinin bu mahallede olduğunu. Bakın ismin belirtme hal ikini almış. Belirtili nesne diyeceğim. Var mı sorun? Bitti.